Kansere bitkisel destek mümkün mü? Evet, tabii ki. Her türlü hastalığı bitkilerle iyileştirmek mümkün. Bununla ilgili dünyada birçok klinik araştırma yapılıyor. Araştırmalar var. Mesela şu gördüğünüz zerdeçal. Zerdeçalın tazesi, taze kökü. Bu da kurutularak elde edilen tozu. Dünyada bugüne kadar 5000'in üzerinde zerdeçalla ilgili klinik araştırma yapılmış. Ve bütün bu araştırmaların sonucunda zerdeçalın çok enteresan özelliklere sahip etken maddeler içerdiği belgelenmiştir. Nedir? Birçok etken madde içerir. Fakat bizi burada ilgilendiren bunlardan binlerce etken maddeler kurkumoidler denen maddeler. Yani kurkuminin türevleri. Kurkumin denen bir madde içerir. Kurkumin nedir? Kurkumin insan bünyesinde, hücresinin içerisinde, yani bünyemizde milyarlarca hücre var. Her hücrenin içerisinde hücre çekirdeği, her hücre çekirdeğinin içerisinde DNA, her DNA da 46 kromozomdan oluşur. XX kromozomları, XY kromozomları olmak üzere 23 çift, yani 46 kromozom var. Bu kromozomlardan 17. kromozomda çok özel bir gen var. Buna P53 proteini veya geni denir. Protein veya gen. Herhangi bir hücre birçok faktörden dolayı serbest radikallerin saldırısı, aşırı kimyasal ilaç kullanımı, GDO'lu besinler, fast food tarzı beslenme, efendim diş macunundaki sodyum florit, bu da kanserojen bir madde. Evet hocam. Sıvı sabunda, şampuanda, çamaşır tozunda, bulaşık ilacında vesaire bulunan SLS nedir? Sodyum lauril sulfat. Bu da kanserojen bir madde. Yani elimizi nereye attık? Her yerde kanserojen madde var. Yani temizlik malzemelerinin hepsinde SLS var. Yemiş olduğumuz besinlerde ise ne var? Cips, jelibon, kek, gofret vesaire de, o da çok büyük meşhur firmalar yapıyor bunu. Çok çok önemli Türkiye'deki firmalar ne yapıyor? Çok para kazanmak için çok ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Bütün bu hazır yiyecek gıdalara, abur cubur şeylere mısır şurubundan yapılan NBŞ dediğimiz, mısır nişastasından elde edilen şeker katıyorlar. Bunu bünyemiz kabul etmiyor. Kanserojen bir maddedir. Yavaş yavaş. Zamanla. Artı Çin tuzu katılıyor. Mesela Çin tuzu denmesinin sebebi monosodyum glutamat da Çin tuzu denir. Neden Çin tuzu diyor? Çinliler çöpe atacakları yemeğe biraz Çin tuzu katarlar. Tuz gibi bir madde o da yani. Tuz gibi. Görünümü. Bu nedenle Çinliler çok kullandığı için Çin tuzu denir. Bozulmuş olan yemeğe Çin tuzu katarlar. Vatandaş onu yediği zaman o ne leziz yemektir. Çinliler çok kullandığı için Çin restoranları hastalığı sendromu da denir. Çin lokantası hastalığı veyahut da Çin tuzu. Bu birçok hastalığa sebep olur. Beynin yapısını, dokusunu bozar Çin tuzu. Beyni sünger gibi yapar, içini boşaltır. Bir vatandaş bana gelmiş de diyordu ki ailem için bir lokanta açtım. Çok güzel para kazanıyor. Çok güzel köfteler yapıyor. Ama ben o köfteleri yedikten 3-4 ay sonra unutkanlık başladı bende. Hafızam gitmeye başladı. Acaba neden, niçin? Anlamıyorum dedi. Dedim ki Çin tuzu MSG mi katıyorsunuz? Nereden bildin dedi. Bildim çünkü hem lokantayı açmaya başladıktan sonra gelmiş bu unutkanlık vatandaşa. Evet. Yani yediğimiz, içtiğimiz her şeyde ne var? Kimyasal madde var. İnsanlar para kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Mesela bu konservelere eskiden boraks katılıyordu. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucu madde olarak
Boraksın birçok faydaları var sayılmayacak kadar. Hemen bunu bir karalama yaptılar. Kimyasal madde katmaya başladılar. Öyle de zehirleniyoruz. Mesela ton balığı değil mi? Kutuda aldınız yiyeceksiniz. Evet. İçinde bir sürü kimyasal madde var. Koruyucu katıyorlar. Boraks katsalar bir yan etkisi yok. Ama koruyucu ne yapıyor? O bozulmasın diye balığı korurken bizi zehirliyor. Ben mesela ton balığı konservede birkaç defa yedim. Oh, çok tehlikeli baktım. Kendi vücudumda anormallikler hissettim. Bir okudum ki o bozulmuş bir hikaye. Kimyasal madde dolu, tehlikeli madde. O nedenle taze balık yiyeceksen taze yiyeceksin. Konserve olan hiçbir şeyi dokunmamak lazım.